Evet, şu an Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte oy kullanmaya gelmiş durumda. Şu anda Samet Yazıcı'nın görüntüleriyle görüyorsunuz. 2244 numaralı sandıkta İmamoğlu ailesi oy kullanacaklar. Şu an içeride İmamoğlu'nun iki oğlu oy kullanıyor. Onların ardından da eşiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun oy kullanmasını bekliyoruz. Şu anda onlar da sıralarını bekliyorlar. Vatandaşla selamlaşıyorlar. Kapının önündeki seçmenlerle konuşuyorlar. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu. Tabii 12.30'da gelmesi bekleniyordu İmamoğlu'nun bu noktaya ama açıklanandan biraz daha rötarlı bir durum söz konusu. Oldukça da yoğun bir kalabalık var okul çevresinde ve okul içinde özellikle seçmenler tabii ki sandıklarda sıraları artırmış durumda. Öğle saatlerine yaklaştığımız şu saatlerde artık sandıkların önünde de sıralar arttığı için tabii bekleyişler de uzuyor. Geçtiğimiz yayın dilimlerimizde de söylemiştik aslında İstanbul'da özellikle oy kullanılacak pusula oldukça büyük. O yüzden katlanma sırasında da aslında seçmenler sandıklarda uzun bir vakit harcıyor, olağandan daha uzun sürüyor tabii ki 28 Mayıs ve 14 Mayıs seçimlerine kıyasla. Şu an İmamoğlu'nun büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu oyunu kullanmış durumda sandık görevlileriyle. Şu an o da işlemlerini yürütüyor, mührünü bıraktı sanıyorum ki imzasını atıyor ve o da ve diğer tarafta da sandığın başında hemen bu kez ilk kez oy kullanacak 19 yaşındaki Semih İmamoğlu, o da Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer çocuğu. O da ilk kez bugün oy kullanma heyecanını yaşıyor. Abisiyle birlikte şu an sandığın önünde bekliyorlar. Onlar da 2244 numaralı sandıkta bugün oylarını kullanıyorlar. Yerel seçimlerde İmamoğlu ailesi oylarını kullanıyorlar. Ve direkt İmamoğlu da şu an pusulasını almış ve sandığa doğru ilerliyor. Ve Ekrem İmamoğlu şu an sandık heyetiyle birlikte onlar da selamlaşıyor. Bir yandan da pusulasını ve mührünü alıyor. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu. O da pusulasını ve mührünü almış durumda. Sandık heyetiyle selamlaştı. Ve şu an oy kullanacağı sandığa doğru evet mührünü alıyor İmamoğlu. Ve o da oy kullanacağı sandık bölgesine doğru ilerliyor. Tabii ki oldukça da yoğun bir kalabalık var içeride. Basın mensupları da burada yoğun bir ilgiyle takip ediyor İmamoğlu'nu. İmamoğlu oy kullanacağı sandığa doğru geçmiş durumda şu an. Tabii ki nasıl bir görüntü var ekranda şu an tam tarif edemiyorum. Çünkü oldukça da içerisi kalabalık. Kameralardan ötürü görünmüyor belki olabilir ama biz burada haberciler nöbetimizi tabii ki takip ediyoruz. İmamoğlu ailesinin oy kullanma anını şu an TV 100 ekranlarından ekranlarınıza taşıyoruz. Az önce İmamoğlu'nun oğlu, İki oğlu aslında oy kullandı. Semih İmamoğlu'nun ilk kez oy kullandığını bir kez daha belirtelim. Ve şimdi de içeride sandık bölgesinde Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu da oylarını kullanmak için artık sandığa geçmiş durumdalar. Tabii ki az önce de ondan bahsediyordum. Yaklaşık 97 santimlik bir pusuladan bahsediyoruz. Belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için tabii ki iki pusula daha var. Toplamda muhtar adayıyla birlikte 4 pusula zarfa giriyor ve işte o yüzden onu katlama süreci de oldukça uzun sürüyor seçmenler için. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine oranla aslında daha uzun bir oy kullanma süreci söz konusu burada. Burada gözlemlediğimiz nokta o. Tabii ki sandıklarda da aynı şeyi söylemek mümkün. Özellikle zarfların kalın olmasından ötürü sandıklarda da zarfları atarken de bazen zorluklar çıkabiliyor. Ekrem İmamoğlu şu an oyunu kullanmaya devam ediyor. Gözlemleyebiliyoruz onu. Şu an o da sandıkta mührünü almış durumda. Oyunu kullanıyor İstanbul'da. O da Beylikdüzü'nde ikamet ettiği adreste bağlı olduğu Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ailesiyle birlikte, eşi ve iki çocuğuyla birlikte burada oy kullanıyorlar. Tabii ki aynı zamanda diğer sandıkta da belki Samet Yazıcı gösterebilecektir. Dilek İmamoğlu da oy kullanıyor. İki tarafta da İmamoğlu çifti oylarını kullanmaya devam ediyor. Tabii ki İstanbul'da 22'si partili toplamda 49 aday yarışıyor. Bu da az önce belirttiğim gibi pusulayı, özellikle seçmenin karşısına gelecek o pusulayı yaklaşık 1 metre boyunda bir pusulaya dönüştürmüş oluyor. 49 adayın yarıştığı pusula oldukça büyük. O yüzden de katlama işlemleri, oy verme işlemleri olağandan daha
uzun sürüyor İstanbul'da. Evet, İmamoğlu o iş işlemini tamamladı. Şu an eşini bekliyor. Eşi Dilek İmamoğlu da oy verme işlemini tamamlamış gözüküyor. İki başkan düzeltiyorum. Başkan ve eşi, başkan adayı ve eşi şu anda sandığa doğru ilerliyorlar. Mührü bırakıyor Dilek İmamoğlu. Sanıyorum evet, Ekrem İmamoğlu sandıkta mührü unuttuğunu söyleyerek bir kez daha geri döndü. Evet, o da sandığa doğru ilerliyor. Mührünü almaya doğru gidiyor. Bir açıklama yapması bekleniyor olabilir. Biz de mikrofonlarımızı uzatacağız. Şu an o da mührünü teslim etti. Şu anda İmamoğlu çifti oylarını sandığa atıyorlar. Biz de TV 102 o anları ekranlarınıza taşıyoruz. Evet, şu an oylar atılıyor. İmamoğlu çifti oylarını ailesiyle birlikte, iki çocuğu ve eşiyle birlikte Ekrem İmamoğlu oylarını sandığa atmadan önce de bir fotoğraf paylaşıyorlar basın mensuplarına. İmamoğlu çifti. Olsun. Şehrimiz, ülkemiz, ilçemiz, bütün beldeler, bütün ilçeler, bütün iller, bütün büyük şehirler, milletimizin huzuru, barışı, bir arada yaşama mutluluğu, inşallah bolluğa, berekete vesile olur. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yaşanmasın. Güzel bir gün olsun. Evet, ilk oyunu kullanıyor. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz. Ondan heyecanı vardı galiba. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oylarını kullanıyorlar. Şu an sandığa kullandıkları oyları atıyorlar. Ekrem İmamoğlu da bir kısa bir soru cevap yaptı bu noktada sandık başında. Onları da TV 100 ekranlarından sizlere canlı canlı aktardık. Aktarmaya da devam ediyoruz. Şu an sandığa oylar atılıyor. Bir yandan da basın mensuplarının ilgisi yoğun. Biz de oldukça kalabalık bir ortamda bu yayını gerçekleştiriyoruz. İmamoğlu ailesi pozunu veriyor şu an sandık başında basın mensuplarına. Tabii ki birazdan imza işlemleri de gerçekleştikten sonra çift ve çocukları dışarı doğru çıkacaklar. Birazdan tabii ki bir okul dışında da basın açıklaması olmasını bekliyoruz. Oldukça yoğun ve kalabalık bir takip olduğunu söyleyebiliriz. İmamoğlu çifti şu an imzalarını atıyorlar. İmzalarını attıktan sonra da oy verme işlemi tamamen sona ermiş olacak onlar için. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi şu an bu noktada artık imzalarını atıyorlar. Mühürlerini teslim ettiler ve imzalarını atıyorlar. Oldukça... Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı. O da aynı dilek ve temennilerde bulundu. Diğer isimler gibi seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi ve seçim ortamının olaysız geçmesi, seçim sürecinin bugünün olaysız, herhangi bir sorun, sıkıntı yaşanmadan geçmesi temennisinde bulundu.